İletişim bozukluğu başarısızlığın, bereketsizliğin %96'sını oluşturuyor araştırmalara göre. Azıcık iletişim becerisi kazandığınızda başarısızlığın önüne geçmiş oluyorsunuz. Yani bereketsizliğin, huzursuzluğun, sıkıntının, olumsuzlukların, kötülüğün önüne geçmiş oluyorsunuz. Bir tık iletişim becerinizi geliştirirseniz. Az önce otogalericisine gittik. Bizim beynimizde otogalericileri genellikle hep aynı mustada, yani hepsi aynı örnekte. Bu sefer dedik farklı bir insanla karşılaşırız diye düşündük. Çünkü Google puanına baktık, gerçekten iyiydi. Ama içeri girdiğimizde, selam verdiğimizde ilk intiba yine hayal kırıklığı. Sonra yanımızdaki arkadaşlarla istişare ettik. Dedik ki neden bunlar böyle bu şekilde? Müşterilerine neden kibirli davranıyorlar? Müşterilerini neden eziyorlar? Neden kibirli davranıyorlar? Neden diye konuşurken tabii psikolojik nedenler var. Baskın olma durumu. Burada benim kurallarım geçer. Fiyatı ben belirlerim. Ezilmemek için uyguladıkları bir yöntem. Müşterilerini küçümseme, kendini daha üstün görme. Bunlar aslında kendilerine göre haklı stratejiler. Orada baktığımız arabanın ücreti 35 bin euroydu. Dedik ki tamam iyi güzel 35 bin euro. Kişi bu şekilde iletişim kuruyor, 35 bin euroya satıyor. Biraz daha, bir tık daha kibar davransa, nazik davransa, iletişim becerisi öğrense, gayret gösterse kaça satar? Müşteri kaç para fazla vermeye razı diye hesap yaptık ve şu çıktı ortaya. Biraz hafif kendini geliştirse, şahsiyet gelişimi yapsa 35 bin euroluk aracı çok rahatlıkla 40 bin euroya satabilir. Zaten bunu Mercedes'e gittiğinizde veya Porsche'a gittiğinizde oradaki çalışanlar o şekilde kibar ve nazik. Ama onun da bedeli var. Dediğimiz gibi 5 bin euro, 6 bin euro daha pahalı satıyorlar arabalarını. Burada mesaj şu sevgili arkadaşlar. Azıcık kişisel gelişim yaparak iletişim becerinizi arttırdığınızda otomatikten daha fazla para kazanıyorsunuz. Çünkü müşteri sizden araba almıyor. Müşteri sadece ürünü almıyor. Aslında sizi de satın almış oluyor. Yani sizin kibarlığınızı, nazikliğinizi, ona davranışınızı onu da satın alıyor. Maalesef satıcıların çoğu bu şekilde. Genellikle insanlar sırtını bilgiye çeviriyor. Önünde karanlığa çeviriyor. Bilgi arkada kaldığı için önünde de bilgisizlik olduğundan dolayı genellikle de şu şikayette bulunuyorlar. Neden aydınlık yok? Neden ışık yok? Sen öyle yaptığın için, sen sırtını bilgiye çevirdiğinden dolayı, gelişime çevirdiğinden dolayı o yüzden ışık yok. Dolayısıyla eğer hayatınıza bereket, huzur, mutluluk, güzellik, zenginlik çekmek istiyorsanız, o zaman yapacağınız şey İletişim becerinizi arttırmak. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'da yaşayan, kendini geliştirmeye açık insanlara online olarak iletişim becerilerini kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Bir tık kendini geliştirdiklerinde ürünlerini rahatlıkla satabiliyorlar. Unutmayın ki müşteri sadece ürün satın almıyor. Siz de eğer kendinizi geliştirmeye açıksanız, huzur, bereket, daha fazla kazanç, başarı elde etmek istiyorsanız o zaman bizim online eğitimlerimize katılabilirsiniz. Bunun için yapacağınız şey sadece videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek. Eğitimlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.